Yine geldik şu melanet eve ya. Kim bilir şu Samara şimdi bizi yakmak için ne planlar yapıyordur içeride ya. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Evet. Çek beni pampa. Anons geçeceğim. Dur. 3, 2, 1 kayıt. Tekrardan merhaba. Yine yeniden yanan gizemli evin sırrını çözebilmek için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere evdeki eş... Ya kestik. Amca ne dedin ya? Önüne geçtin, kapattın çocuğu yani. Kadrajdasın şu an. Evet, evet, devam et. Hadi. 3, 2, 1 kayıt. Bildiğiniz üzere evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyordu. Şimdi tek... Alo. Ich bin Cevher. Deutschland'a selamlar, sevgiler. Korkusuz, karizmatik. Bir o kadar da bekarım. Ya ver şu kamerayı ya. Ver, ver. Al, al. Ceb Herkül'ü dadında çok güçlü bir personam var. Taliplerimi bekleyin. Al sen kamerayı, al. Haydin. Hazır mısın Pampa? Yok, bu sefer hiç hazır değilim ben. Haydin açayım. Açayım. Ne oluyor lan? Kim basıyor bu dumanı? İşte böyle bir yer burası. Soba mı yakıyorlar burada? Kim var orada? Evlat, anlat bakalım ne yaptın, ofisin işlerini halledebildin mi bugün? Oho baba, bir mobilyaları falan kaldı, hallettik biz o iş. Yapma ya. Hadi bakalım, hayırlısı. Ay gerçekten dedi hoş ya. Ne kadar güzel olmuş o ev. Güzeldir. Beğendiniz. Anlamadım ben, ne evi, ne ofisi, neyden bahsediyorsunuz? Aa mavişim, senin haberin yok. Ben mimarlık ofisi açtım. Ofis mi? Bana ne zaman söyleyecektin acaba? Vallahi bilmiyorum ki, ne zaman baş başa kalırsak. Hiç baş başa kalamıyoruz ki. Ne zaman söyleyecektim ki? Olsun. Aa, bir yolunu bulup illaki söylemen lazımdı. Bak en son benim haberim olmuş. Aşkım haklısın. Kusura bakma. Gel hadi biz bu mevzuyu odamızda tartışalım. Gelmiyorum ben. Aa, ben çay içiyorum. Ya içe içe çay bırakmadın Karadeniz'de. Zalimin kızı. Alo. Biz geldik. Lan da başladılar ha. Vallahi başladılar yine. Kim başlıyor lan? Ceyran'dır oğlum, Ceyran. Ceyran değil ya. Bu an bu gizem çözülecek. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyin. Parayı almadan buradan çıkmayın. Gidin buradan yazıyı. Pislik mi ya? Hı? Ne diyorsunuz? Ruhi, hadi. Halt! Dur! Ne oldu? Ya da durman ya. Ben de 500 bin TL'lik ödülü ben alayım tek başıma. Hadi. Gidin buradan, hadi. Bak yazıyı zaten. Gidin buradan. Hadi gidin buradan. Ne bu ya? Pampa, bak iyice düşün. Bu amcam var ya, 500 binin üstüne çökecek gibi ha. Oğlum buradan çıkarsam nahi yakacak, burada kalırsam Samara yakacak. Her türlü yanacağım yani. Bari birkaç saat daha yaşayayım, tamam kalayım, kalayım yani. Yürü. Oy! Ay! Oğlum bir şey geç! Ruhi'yi aldılar, amca Ruhi'yi alındı. Gerizekalım, sumurum geride yatayım. Oğlum ruh hastası desene buradayım diye. Seni yaratık aldı sandım. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. Akan. Nasıl büyük bir şeydi o ya? Kocaman yarasanın dev yarasa gibi bir şeydi. Oğlum kuş işte lan, kuş. Kuş. Geldi geçti yani. Hadi. Şişt, sessiz yiyorum lan. Tamam, gizemi çözeyim. Şuradan başlayalım. Ya o oda boş, o oda. Biz baktık ona. Biz nereye gidelim, oraya boş ver. Ya peşinle gitmek zorunda değiliz oğlum hiçbir şekilde. Gitsin tek başına. Lan! Kaç kaç! Amca!
çocuk oğlum. Oğlum ne bakayım lan? Hadi bunu da çek. Çek de biraz montajla hadi. Bunu da bak hadi. Amca ne diyorsun? Gözünü sen takır tukur ya. Duyacak bizi yani bir sabah araba. Vallahi başımıza iş alacağız. Yapma kapatıver şu müziği. Ne o ses be lan? Ben müziğin burası böyle değil de ya. Hı? Geliyor herhalde vallahi geliyor. Lan belli ki taş plak bozulmuş işte ya. Orası bozulmuş. Ne korkuyorsunuz lan? Tamara? Samara. Adını yanlış söyleyince çok kızıyı. Geldi vallahi gel. Samara'm. Boşu boşuna beklemeyin. Gelin size. Sıkıntı yok burada. Ben Zübeyla Bey'imin her şeyi tanıdın hacım. Sen de ne bu haliyiz? Ha? Neydi o bağırışlar? Korkunç gözleri vardı amca. Tut kapıyı tut. Ya bir kahkaha atıyordu. Bir kahkahaları vardı. Üstüme geldi hep. Upuzun boyu vardı. 5 metre ne indi? En az 5 metreydi. Belki de 10 metreydi. Bir burnu vardı. Kocaman bir burnu vardı. Eğer bana o burnu saplasaydı arkamdan çıkardı burnu. Ben öyle bir burun görmedim hayatımda ömrümde. Kuzey'in ne işi vardı lan? Ha? İçeride. Gizem çözüldü. Amca ne diyeyim ne kuzey ya? Cadı var içeride diyorum, cadı var içeride. Cadı mı? He cadı. Süpürgesi de var mıydı? Olmaz mı ya? Süpürgeyle beraber geldi üstümüze zaten. Ben bunun böyle olduğunu bileydim ya. Ya tabii kesinlikle. Sen küçükken kaydıraktan düştün oğlum. Evet çok fena. Ben abime dedim bu çocuğun kafa gitti diye. O zaman bana inanmadıydı. Amca yeter artık ya. Vallahi şahsıma yönelik yaptığın şeyler artık tak etti canıma yani. Onu bunu bırak içeride cadıyı hapsettik. Ne yapak şu içerideki cadıyı onu de bana. Ses!
Cadı madı yok. Var. Neye inanmayın? Gözlerimizle gördük diyeyim. İnanmıyorsan gel kendin bak. Oğlum beni içeri sokmayın lan. Çekil tamam. Kapma. Tamam çekil. Amca. Çekil, tamam çekil. Bırak. Bırak bir de ben bağayım. Dikkat et. Çocuklar. İyi ki varsınız. İşte bu ya. Tamam iyiyiz iyiyiz. Amcam oğlum. Salaklığınız zekamı ön plana çıkarayım. Ya. Ne lan bu ses falan gelmiyor buradan. Amcacığım. Neye ses vermiyor? Acaba cadı amcanı kaçırdı mı ki? İnşallah. Evet. Hadi. Belki öyle oldu. Hadi gidelim. Ya saçmalama be. İçeri girip bakmamız lazım. Lan oğlum ne alaka lan? Oğlum şöyle düşün bak. Amcam belki yıllardır aradığı ruh eşini buldu lan. Belki cadıya bindi. İçeride geziyor yani. Genç aşıkların hiç arasına girmeyecek bence. Hadi gidelim. Amca! 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 Amca ne oldu? Amca! Ulanmışım öldü zannet amca. Oldu lan. Amca bu ne rahatlık? Neydin kanepenin üstünde ya? Ne diyeyim oğlum? Sırtımı dinlendireyim. Gördüğünüz gibi cadı falan yok. Amca buradaydı. Ne diyorsun ya? Şuradaydı yani. En son şurada yattı buraya. Sürünerek çıktık yani. Öldürüyordu beni. Hırtlağıma yapıştı. Nefesimi kesti. Al gördü bu da. Sonradan geldi. Bu da kaçtı. He ben de gördüm. Seferin üstüne çıkmıştı. Ben kurtardım son anda seferi. Kimi lan? Seni. Cadı cadı. Bak gelen giden yok. Cadı falan yok yani. Olur mu canım? Vardı diyorum cadı ya. Ruhi de gördü diyorum da. Bizim cadı içine girmiş. Amcam değil o. Hakikaten mi? Hazırla. Onun içine geçmiş olmasın cadı. İçinde olabilir cadı. Sen amcam değil mi lan? Kim bu ya? Amcam ya. Oyalanma gel. Gel. Keçiyle kafayı bozdu bu olay ya. Gel. Ne? Lan vallahi bomba. Amca alma. Amca. O ne lan? Ne o ya? Ne oluyor lan? Bu şişe nasıl yukarı çıkıyor böyle? Fındık ya yazı içi boş. Şişe. Hakikat fındık ya. Kendisi sanatçı bir kişilik. Öyle haybeye boş şişe atmaz. Acaba ne anlatmak istiyor? Samara Hanım bu şişe ne oluyor? Bir bize gelin anlatın ya. Ha? Lan! Oğlum bu ne bu ya? Fındık ya bu! Nerede görsün? Tanırım! Lan bak Güntür! Oğlum Rumi oğlum kalksana lan! Lan ne oluyor? Sefer! Lan düzgün tut! Lan diye kalkamayız Sefer! Kalıyor ya! Biri beni tutayım. Gideyim ben! Rumi! Rumi Yılmaz ruhuna. El-Fatiha. Nasıl lan? Hemen öldü mü çocuğu? Okur musun sen lütfen oku. Allah tahsilatını affetsin. Hadi gidelim. Oğlum bu senin pampan değil miydi lan? Çocuğa bir baksaydık vallahi hiç mel vermeyiz. Biz Buze'yle pampaydık. Yani bu sonradan geldi aramıza. Keşke hiç gelmeyeydi. Keşke hiç tanımasaydım. Ama zaten haz almıydım ondan. Ya ben çok samimiydiniz ya. Değildik o kadar. Ben pek sevmezdim artık. Ne yapalım hadi gidek. Ne oluyor lan? Ara. Ha?
Hamdam. Ah Hamdam. Tamam Hamdam. Vay be. Madem gidin buradan yazıydı ya. Niye dinlemeyeyim ki? Gelmeyeydim. Hı? Niye geldim? Gelmeyeydim he mi? Şimdi böyle mi oldum ha? Hı? Tuttu. Tuttu değil mi? Hı hı, bilmem. Sırtımda bir sıcaklık hissedeyim. Hı. Ensemden bir şey akıyor. Lan oğlum şu fındık yağından biraz ağzıma çalsaydınız lan. Ağzım kurudu ya. Oh. Ben dönsem yani yüz yüze bir istirhamda bulunsam desem ki Samara'm, biz bir cahillik ettik. Büyüklük sizde kalsa desem, anlaşılır karşılamaz mı? Yüz yüze konuşma çünkü. Yüzü yok. Yüzüm yok. Ben bir kere şey yaptım. Oğlum onun ne kabahati var kadının ya? Asıl yüzsüzlüğü biz yaptık. Kanı yazmış oraya gidin buradan diye. Niye dinlemeyik? Yani bir ricada bulunayım ya. Benim tansiyonum. Samara Hanım. Dunkov. Dunkov değil. Şayese. Şayese değil. Kaç kardeşler bu Samaralar? Bunlar bölerek şu halı herhalde. Burada. Kızım sizin ananız babanız yok mu? Onlarla konuşalım ya. Çok felaket, kapana kısıldık burada. Kapana kısıldık tabii. Senin aklına uydum. Orada yazıydı gidi buradan diye. Niye dikkat almadım ben o tabelayı ya? Senin yüzünden. Allah Allah. Aa, buradan çıkamıyorsun. Vallahi günahlarımızı affet. Gidin buradan. 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 Tamam ne bağırıyorsunuz ya? Tamam duyduk. Tamam bağırmayın. Yazmışsınız zaten yukarı gidin buradan diye. Anladık. Gidicik de nasıl gideceğimizi bilmeyiz. Perşembe dolmuşları geçeyim miydi burada? Ya gözünü seveyim ablacığım. Bizi bırakın ablam benim lütfen. Artık çok geç. Kızım ne yapayım öyle? Kibritle oynanmaz, evi yakan ya. Çocuklar oynamaz, tehlike. Ne o ya? İşte bu yangınları çıkaran kız da buydu demek ki. Elini gösterme. Kızım. Şaka mı yapıyorlar ya? Yettim pampa. Yettim. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Yettim pampa. Lan. Yettim. Lan. Kaç kız, kaç. Oğlum nasıl konuşuyorsun? Ne yapayım ya? Tamam ya sen kapıda lan. Dur. Ne yapayım lan? Kız. İndir bakayım elini. Oyun bitti. Hmm. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen? Bütün çekirge sürüsü gibi üstüne saldıracaklar. Ne edin lan? Hiçbir şey olmayacak Pampa. Rahat ol. Bakın ben ne buldum.
İyi dediler. Ne yaptın oğlum? İçinde bir şey mi var onun? Sarımsak tozu falan mı var onun içinde? Ne yedin? Ne o? Ha, mektup Pampa, mektup. Bunlar Samara neyin değilmiş. Bunlar senin benim gibi insanlarmış ya. Dur dur. Ne diyor? Bunu yapmadın, ısınacak elin kanı. Ne yapıyorsun? Bu ne lan? Çıkartın bakayım size kafanızdakileri. Çıkartın. Ne bunlar ya? Gördün mü? Bunlar Samara neyin değil. Bunlar üç tane gariban bacı ya. Gariban mı? Bacı mı? Hale, Jale, Lale. Doğru mu dedin? Neyse bu kısmı çok önemli değil. Oğlum nereden bileyim lan? GBT'sine mi baktın? Kütüklerini mi bileyim kızlar? Ya amcacığım, babalarına yazdıkları mektupları okudum. Bak, al. Nasıl ya? Ha. Ne demiş babası da? Ne diyecek? Ateşle oynamayın diyecek. Ya bunlar eve kimse girmesin diye oyun edilermiş. Ya. Hadi anlatın bakayım amcalara derdinizi. Hadi. Biz kötülük olsun diye yapmadık. Kızım kötülük olsun diye yapmadınız ama aklımızı aldınız ya. Çok korkuttunuz bizi. O yüzden mi benim bütün rüyalarıma girdiniz? O yüzden mi benim kabusum oldunuz ha? Özür dileriz. Özür dileriz. Bak bana, bak bana hala kötü kötü bakıyor bak. Ruhi fena bakıyor bana bu. Ya bir dur. Kızlar mecbur kalmışlar. Bir dinle. Bizi cayır cayır ateşe atmaya mecbur kalmışlar. Kızım benzin litresi kaç para biliyor musunuz siz? Yok. Aha bak amca vuracak, hortum da vuracak. Ne vuracak ya dur. Yok abi vurmayacağım. Benzini bununla çektik, sizin arabadan onu gösterecektim. Bizim arabadan çekmişler, görüyor musunuz? Bizim benzin. Derdiniz ne kız sizin? Hı? Tamam o zaman. Gelin tamam, yukarı çıkalım. Anlatın kızım. Anlatın ya. Niye yangın çıkarmak istiyorsunuz? Yani niye böyle bir şey? İnsan niye bu kadar korkutuyorsunuz yani? Bize bir anlatın hadi. Geç yukarı. Gel. Gel kızım gel. Gel ya. Oturun ya. Geç bakalım. Oturun da bir. Ayıp ya. Aç. Allah Allah ya. Çocuk musunuz? Cadı mısınız? Şeytan mısınız? Geliyorum geliyorum. Şey yapmayın. Biz size kötülük olsun diye yapmadık. Ne yaptıysak ev satılmasın diye yaptık. Yoksa sokakta kalırdık. Doğru söylüyorlar. Parasızlıktan gizli gizli boyada kalıymış garipler. Ya evin satılacağını duyunca da böyle işte değişik değişik oyunlar yapmışlar. Bak mektupta yazayım ver. Babacığım. Sonunda herkesi evin gizemli bir ev olduğuna inandırdım. İnsanlar bahçeye girmeye bile korkuyor. Artık hiç kimse satın almaz bu evi. Bizim için üzülme. Sen hapisten çıkana kadar biz burada güvendeyiz. Seni çok sevdik baba. Ah yavrularım benim ya. Yavrum sizin gidecek başka yeriniz yok mu şimdi? Yok. Babam hapse girince evsiz kaldık. Sonra da buraya sığındık. Kızım hadi babanız hapiste. Ananız nerede sizin ya? Annem fabrikada çalışıyor. Geceleri bile mesai yakalıyor. Amca ne olur kimseye söylemeyin. Bu ev satılırsa sokakta kalırız biz. Sonra geceleri ben çok üşüyorum. Zaten ev tutmak için çalışıyoruz biz. Kardeşlerim sabahları mendil satıyor, ben de çakmak. Ben sizin elinizde ne kadar çakmak var, mendil var... hepsini satın alayım. Al. Al şu 100 euro. Al kızım. Hepsini satın al. Ayrıca dilenmeyip çalıştığınız için de bilhassa sizi tebrik edeyim yani. Hadi. Hadi. İyi o zaman evin gizemi çözüldü. Gidip ödülümüzü alalım ha. Ödül. Vallahi ben o paraya hayattaydı bir süre ben. Arayalım. Sırrı çözemedik diyelim. Aa, bu garipler de burada rahat rahat yaşasınlar ya. Niye? O parayı ben kimseye bırakmam ya. Ruhi. Doğru söylüyor amcam. Parayı alalım. Asıl sahiplerine verelim parayı. Asıl sahiplerine derken? Nasıl ya? Biz o parayı kızlardan almayız ki. Drangula'dan alayız. Arayın da gelsin ya. Ben arayayım Durangula'yı, gelsin. Ara Pampa, ara.
Kızlar siz de annenizi arayın. İş yerine biraz izin alsın. O da gelsin buraya.